Herkese selamlar dostlar. 15 Nisan 2022 Cuma iddia tahminleriyle hepinize selamlar. Ciddi anlamda inanılmaz bir gün geçirdik. Neden olduğunu da bahsedeceğim. Şimdi öncelikle rapor ekranına gelsin. Rapor kombinemiz başarısız, YouTube kombinemiz bildiğiniz üzere başarısız oldu. Hangi maçtan başarısız oldu? Sılvar yaparak Feyenoord mücadelesi ilk yerden KG var oldu. Hatta yüksek orandan ne önerdim ben bu maça? 2.19 gibi orandan ilk yarı 1.5 üstünü önerdim. Yüksek oranıyla başarılı oldu. Atalanta maçı KG var maalesef olmadı. Bu bizim ideal kombinemizdi. Bu mücadelemiz gelmedi. Öncelikle bu başarısı olan kombineyi göstermek isterim sizlere. Geçelim. Yüksek oranda yüksek oran grubuna 4 tane mücadele önerdim. Bu 4 mücadele ne? Sizlere önerdiğim bir maç Leipzig mücadelesinin deplasman 1.5 üstü 1.96 gibi orandan full dedik burayı zaten. Lyon maçına KG var. Braga maçının Maç skoruna bakın sadece. 2-1'lik bir Braga Rangers galibiyeti bekliyordum. Maç 2-1 bitti, uzatmalara gitti. Onu belirteyim. O zaten direkt skoruyla geldi. Onun dışında Feyenoord mücadelesinde de ilk yarı 1.3 öderek önererekten de yüksek oran seviyesinde, yüksek oran grubunda full çektik. 4'te 4 şöyle hemen bir kısa hesaplama yapayım ben size. 2 4 8 16. 20 oran falan var burada arkadaşlar. Onu belirteyim. Skoru da sayarsan hatta skoru da say 50-60 oranına çıkıyorlar saymaya gerek yok. Normalden 4'ünü oynayan biri şöyle oynasa tam tamına 20 oranın üzerine çıkıyor. Zaten ben her zaman söylüyorum yüksek oran grubundakilere. Tekli değerlendirin inanılmaz bir başarı. Geçtim bunu. Yüksek misli de zaten 10 dakikada geldi. 10 dakika olmadı sanırım yüksek mislimizde. Yüksek misli grubunun en basla bilinçimi var zaten. Hem de tekli yüksek olarak yüksek basılabilecek maçları ben tekli olarak öneriyorum. Yarına da var bir tane. Ona böyle biraz orta misli önereceğim. Ama ya bugünün yüksek mislisi gayet başarılı. 10 dakikada Pfrak Feyenoord mücadelesinde beklediğim gibi ilk yerden gelen gollerle maç zaten direkt KG oldu. Yüksek orandan, yüksek misliden idealden yakaladık. Değerlendiren arkadaşlarımı burada tebrik ederim yüksek misliden. Geçtim bunu. Canlı rekoru. Bakın, ekrana bir tane canlı rapor olarak gelsin. Bugün bir canlı yaptık. İnanılmaz bir canlıydı. Ciddi anlamda inanılmazdı. Verilen bahisleri görseniz ben bir tane solda Furkan'ın verdiği bahisleri bir de sağda Hakan'ın verdiği bahisleri koydum. Mesela burada ne verdi? Leicester'ın atacağı bir gol. En çok gol ikinci yarı. Deneyelim dedi. Zaten 4'te 4 yaptı burada. 4'te 4 yaptı. Kapattı canlısını. 2-14 orandan o da geldi. Hakan da 9'da 8 yaptı. 9 tane canlı verdi. 8 tanesi başarılı oldu. Onu belirteyim. Çağrı da en son 4 bahisten 3 tanesi başarılı oldu. Yüzdeli olarak inanılmaz bir canlı rekoru yaptık uzun zamandır yüzdesi bu kadar yüzde doksanlarda bir canlı rekoru var. 10 10 bayisin 9'u gelmiş neredeyse. İnanılmaz ciddi anlamda. Canlıdan zaten hatta ben isteyeceğim yorum isteyeceğim. E, canlı performansını adına yorum yapsın. Yorumdaki arkadaşların da yorumuna bakabilirsiniz isterseniz. İsterseniz direkt maçlara başlayalım. 4 mücadele Sheffield mücadelesi, Kayseri mücadelesi, Trabzon ve Milan maçı. Benim burada öne çıkardığım iki ma maç sizlere Trabzon ve Milan maçı videonun sonunda da sizlere zaten ideal kombinana yapabilirsiniz veya yüksek oranla ne gidebilir bahsedeceğim. Sizlerden ricam videoya like atmanızdır. Like'larınız için teşekkür ederim. Bu arada burası da açık. Normalde kapalı oluyor benim oranlar Kıbrıs'ta olduğundan dolayı. Şimdi Sheffield maçıyla başlayalım. Sheffield'ın burada ben Sheffield'ın hangi maçını izledim? Son maçından berabere kaldığı ondan önceki Rangers, Quark Qua Spark Rangers mıydı? Bir bakayım döneceğim size. Hemen baktım ve döndüm. 1-0'lık galibiyeti var. O mücadeleyi izledim ben. Sheffield istekli. Puan durumunda da baktığımız zaman da bu takımın zaten bir iddiası var. Kendi evinde de zaten kolay kolay maç vermeyen takımlardan bir tanesi. Kendi evinde başarılı, başarılı bir takım. 6. sırada playoff mücadelesi yap yapmak için veya playoff iddiasını sürdürebilmesi için yukarıdaki mesela Nottingham Forest'ın 39 maç oynadı. Eksi var. Onları zaten yakalayamaz. Bu tür maçları kendi evinde vermemesi lazım diye düşünüyorum ben. Ben burada geçen o maça, o Rangers maçına Handicap 0'da İki bir skor beklentim vardı. Tek farklı bir Sheffield galibiyeti bekliyordum. Yine aynı şekilde burada öyle bir beklentim var. Şöyle bir yüksek oran önerisi olarak veya yüksek orandan ne yapabiliriz diye baktığımda maç sonu 1, 1 38 öyle almayalım. 4.5 altında bir alalım Sheffield mücadelesine. 1-64 gibi orandan alalım bu mücadeleyi. Bu yönde. yüksek orandan da şöyle bir öneri yapabilirim sizlere. Bahsettim ya tek farklı bir galibiyet bekliyorum diye. 3.35 gibi orandan da handikap sıfırı sizlere öneririm. Değerlendirecekler önerim bu yönde şifalık mücadelesi hakkında. İkinci maçımıza geçelim. İkinci maçımız Süper Lig'den Kayseri ile Rize mücadelesi. Şimdi Kayseri'ye baktığımız zaman geçen hafta iyi bir şekilde galip geldi deplasmandan. Bir nevi o maç Göztepe'yi kümeye gönderdi. Öyle bir mücadele olduğunu düşünüyorum. Kayseri mücadelesinin. 2-1'lik skorla galip geldi. Bu maçta Oliver Kemen'in kart cezalısı var. Onu belirteyim. Kayseri Spor'da Rize'de herhangi bir eksiklik yok. Rize'de de Palo hücum hattında Forvet'te formda olduğunu belirtelim. Pohjan Palo bu maçta muhtemelen ilk 11'e çıkacaktır. Çok formda. Şimdi de çıkmak istiyor fakat çıkma potasının en üstünde yani en alt ateşin üstünde Giresun var diyeyim ben sizlere. Giresun'la arasında Altay'la aynı puanda Rize. 10 puan fark var. O 10 puan farkı zor. Yani muhtemelen düşenler belli oldu. Rize'de muhtemelen düşer. Yani bitmedi. Fakat muhtemelen belli oldu. Ama Rize'nin umutları devam ediyor. Kayseri ile oynayacaklar burada. Çekişmeli bir mücadele olur diye düşünüyorum ben. Son dönemde de Rize'nin son maçlarına bakın. Güzel pozisyonlara giriyor. Düşse bile oyuncular ekstradan şöyle belirteyim. Mesela Tyler Boyd oynuyor Rize'de. Bu adam Süper Lig'de Beşiktaş'a, Sivas'a, Rize'ye gezen bir oyuncu. Bu kendini satmak adına ekstra bir performans gösterebilir böyle oyuncular. O yüzden bu maçta benim tek tercihim idealden KG var tercihidir. Onun da oranı 1.57. Şöyle göstereyim. 1.57 gibi oranı var. Değerlendireceklere çok önemlidir. Önerimdir. Aslında şöyle bir öneri yapacaktım. Rize'nin atacağı bir gol. Şöyle bir 40-50 atsalardı. Bir 27 açmışlar. Değerlendirmedim. Mecburen K.G. var vara kaydım ben burada. Trabzon'da Karagümrükle Trabzon mücadelesi çok beklediğim bir maç. Hatta videonun sonunda da önerdiğim tek maç. Bakın. Ben direkt skor beklentimi söyleyeyim sizlere. 3-0. Trabzon'un bu maçı şimdi Ali Koç'un muhabbeti var bildiğiniz üzere. Ali Koç Trabzon ligin en iyi oynayan takımı falan vesaire böyle dedi. Trabzon 3 haftadır maç kazanamıyor. Ali Koç Ali Koç onları söyledikten sonra Trabzon maç kazanamaz oldu. Trabzon'un burada tüm maç biletleri satıldı. Stadyum full. 6 puan alırsa şampiyon. Doğru mu? Doğru. Şimdi Trabzon bu maçta 1.35 gibi olan açmışlar. Muhtemelen zaten galibiyeti muhtemeldir. Önemli bir sakatlığı veya eksikliği yok. Sadece Tronsen bu maçta oynamaz. Onu belirteyim. Karagümrük tarafında eksik ve kart cezalısı var. Trabzon bu maçta havalar da güzel. Futbol uygun bir zemin olacak. Hava, hava da aynı şekilde. Trabzon bu maçta fırtına gibi eser. Karagümrük'te Adnan Uğur kart cezalısı gibi durmaz. Kart cezalısı Kerim Fry şüpheli zaten muhtemelen ilk 11'e girmez. Onlar da güzel bir form yakaladı. Muhtemelen gollü bir maç geçmeye aday. Onu belirteyim. Fakat ben burada idealden Trabzon'un atacağı 2 gol sizlere en ideal tercihimdir. Ev sahibi 1.5 üst 1.42 gibi oran açmışlar. Onu belirteyim. Trabzon bu maçta zaten 2 gol atması çok normal. Bir nevi burada şampiyonluğu bir nevi garantilemeye garantilemeye gidecek yani. 3 puan alması lazım. Yüksek oranlarda da ben skor beklentimi sizlere söyledim. 3-0'lık bir skor beklentim var. 2-14 gibi orandan handikabı da değerlendirmenizi öneririm. Zaten tekli yüksek oran önerim de bu yönde olacak sizlere. Milan Genoa mücadelesi. Milan'da dertli bu aralar. 2 maçtır puan kaybı yapıyor. Inter maç eksiği maçını alırsa bir puanlama puanla Milan'ın önüne geçiyor. Bakın ben bu takımlara özellikle zaten bahsetmiştim. Habire konusunu açmak istemiyorum. Inter, e, Milan'a, Napoli'ye bu to taraftar tokenler var. Aha Rangers 3-1. Taraftar tokenler var. Onlarda zaten yatırım yaptığımı çok önceden söylemiştim. Inter aşırı papladı şampiyon bir nevi artık Inter şampiyon gözüyle görülüyor. Inter'in de maçı var. Inter maçını almak istemedim. Ama Milan'ın artık iki maçtır puan kaybediyor. Burada kaybedeceğini düşünmüyorum Genova'ya karşı. Kendi evinde galip gelecektir. Milan'ın da bir huyu var. Çok fazla gol atmıyor ikiden sonra. 4.5 altında bir yaparsanız idealden 1.40 gibi orandan sizlere önermiş olurum. Değerlendirecekleri Önerim bu yönde Milan alır fakat 4.5 altında kalır diyerekten düşünüyorum. Değerlendirecekler. bol şanslar. Benim kombine önerim ekrana gelsin. Şimdi kombin önerisi olarak tekli bir yüksek oran önerdim sizlere. Trabzon maçını izleyeceğim. Trabzon'un ev sahibi 1.5 üstü 1.42'den zaten idealdir. Fakat ben skor beklentim 3-0'lık bir skor. Ulan 3-1 dedik 3-1 mesela 3-1'e de okeyim gerçi handikap uyuyor. Handikaplı bir tekli Trabzon önerisi yapabilirim sizlere. Trabzon bu maçta esecek. Hava güzel. Sakatı eksiği yok. Tam sağ kadroda olacak. Vakiyeme, Viska artık ileride Cornelius, Canini kim oynarsa onlar da sahada olacaktır. Trabzon'un burada ben kazanmasını bekliyorum. Ev sahibi 23 üstü idealdir. Fakat ben burada tekli. Yani 1. 42, 1.42'yi 1.40'dan size kombin önermek istemediğimden dolayı 2.14'ten önereyim. Bari orana değsin diyerekten öneririm. Bu yönde değerlendirecek herkese bol şanslar. Görüşmek üzere. seviyorsunuz. Bay bay.